Operasyonla birlikte son dönemde muhalefete dönük artan baskıları konuşacağız. Yayın konuğumuz SP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran. Merhabalar Sayın Taşkıran, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Taşkıran, öncelikle son bilgiyi sizden alabilir miyim? Gözaltında hala 19 kişi mi var? Sorguları devam ediyor mu? Evet, 19 arkadaşımız. Gözaltında araması olan arkadaşlarımız da var. Bizim aldığımız bilgilerde 24 kişi bilgisi de var. Ve bu liste çerçevesinde aramaların sürdürüldüğü söyleniyor. Sabah gece 2'den itibaren de arkadaşlarımızın ellerine baskınlar yapılarak gözaltına alındılar. Eş Genel Başkanımız Şahin Türkiye ile beraber. Evet. Henüz ifadeler başlamadı. Engelli yasağı konan avukat arkadaşlarımız da var. Yani hukukçu arkadaşlarımızın müvekkilleriyle görüşmeleri de şu an sınırlandırılmış durumda. 4 avukat arkadaşımızın, partimizin davalarına bakan, arkadaşlarımızın davalarına bakan arkadaşlarımıza sınırlama getirmiş durumda. O nedenle de henüz böyle bir şey bağlantı kurulmadı. Avukatlar henüz hiç görüşemediler mi hiçbir müvekkille ya da arkadaşınızla? Evet, hiç görüşemediler. Evet. Ne zaman görüşebilecekleri konusunda bilgi var mı? Henüz yok. Genel olarak bir günlük görüşme yasağı konuyor biliyorsunuz siz de. 24 saat avukatlarla görüşme yasağı konuyor. Genel olarak bütün bugüne kadar karşılaştığımız son yıllarda yoğunlukla da keyfi bir şekilde uygulanan böyle bir uygulama olacağını öngörüyoruz. Ardından da yarından itibaren ya da bu geceden itibaren görüşmeler başlanır. Evet. SP'ye yönelik geçtiğimiz haftalarda da gözaltılar ve tutuklamalar olmuştu. Bugün de bir gözaltı dalgası geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz bu kadar gözaltıları? SP'nin mücadele çizgisine bağlıyoruz her şeyden önce. SP, SKM yani Sosyalist Kadın Meclisimiz, SGDF'li genç arkadaşlarımızın operasyonları aslında ülkede gerçekleşen şu an büyük bir kriz yaşayan faşist uygulamalarla, tek adam rejimiyle bir baskılamaya çalışan işçi, emekçi, Kürt halkı, kadın özgürlük hareketi, mücadele eden ekoloji hareketi, Türkiye'de bu koşulların değişmesini isteyen, insanca özgür, onur yaşamak isteyen herkese dönük gerçekleştiren operasyonlar SP, SGDF, SKM'ye dönük de gerçekleşiyor. SP bir mücadele geleneğinden geliyor. Devrimci sosyalist bir mücadele geleneğinden geliyor. Hangi koşulda olursa olsun mücadele etmeyi, direnmeyi esas alıyor. Faşist baskılara karşı boyun eğmiyor. Bugüne kadar da eğmedi. Aslında hem güncel nedenleri var bunun. Yani ifade ettiğim gibi Türkiye'deki politik gelişmeler, dünyadaki kapitalizm krizinin Türkiye'de aslında tekçi rejime yapısal sorunlarıyla birleşen, güncel sorunlarla da birleşen, ekonomik kriz, pandeminin sonuçları gibi sorunlarla da ağırlaşan ama esas olarak politik özgürlük sorunundan beslenen, yani bu ülkede kendisini kimliğiyle, diliyle, inançlarıyla, cinsel kimliğiyle ifade etmek isteyen herkese dönük bir baskı ve terör uygulanıyor. Buna karşı mücadele ediyor SP. Bu nedenle de saldırının merkezinde olduğu her zaman, bugün de böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Evet, bu gözaltıları ve sonuçlarını ilerleyen günlerde sizin de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Meclise gidiyoruz. CHP